Merhaba arkadaşlar. Güzel İstanbul şehrimizi yapmaya çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Son bölümlerde Zeytinburnu taraflarını tamamlamıştık. A bölgesinden B bölgesine geçip Kağıthane tarafıyla ilgili Çağlayan, işte Gayrettepe, Levent bu bölgeleri tamamlamayı hedefliyorduk. Şimdi yapabildiğimiz kadar şöyle Çağlayan'dan başlayarak inşaat faaliyetlerine girişelim. Buradaki yolları tamamlamıştık adliyenin etrafındaki. Bu taraftan ara sokakları ben tamamladım. Şimdi güzelce bina yerleşimlerine gelelim. Burada ilk başta adliyeyi kuracağız ama birebir adliye binasından yapmadım. Onu temsilen şurada bizim bir kamu binamız vardı. Ben bundan böyle bir potpourri şeklinde koyarak yapmak istiyorum bunu. Şimdi birinci binamızı diyelim şöyle koysak biz. Şöyle bir sonrakini pardon şöyle yapacağız önce. Önce böyle yapacağız. Şöyle 1 45 derece çevireceğiz. Şöyle 2 45 derece çevireceğiz. 3 45 derece çevireceğiz. 4 45 derece çevireceğiz. 5. Bunu da birazcık ileri alacağız şöyle. Böyle bir bina kuracağız. Buraya adliyeyi temsilen ve bunların hepsi yola yakın olacak. Şuraya bir tane otopark vereceğiz önüne bunun. Şuraya vereceğiz. Bunu kapatacak. Diğer etraflarına da meydan vereceğiz. Meydanı yakın zamanda bir yerde kullandık mı? Kullanmadıysak da fark etmez. Şuradan bir yere bunu alacağım. Bir tane şöyle şu açıya koyasak herhalde yeterli olur. Şöyle. Bir tane de böyle yaparsak herhalde bu bölgeyi kapatmış oluruz. Bir tane de şuraya mı versek acaba? Bir tane de buraya verdik ve böyle burayı kapatmış oldu. Burada park var. Park olduğunu biliyoruz burada. Yönünü şöyle verelim. Ve etrafına da birazcık ağaç dikersek buradaki işimiz bizim hallolur. Ağacın bir tanesini yolun üstüne kurduk yalnız. Şöyle alalım çevre yolundan. Böylelikle de Çağlayan tarafını halletmiş olduk. Şuradan bir yerden başlayalım. Şimdi burada böyle bir müstakil binalar var. Ön tarafında da bir tane AVM var. Burada da bir hastane var. Bu lotta. Hastaneyi koyabiliriz. Şöyle güzel bir hastane asetimiz vardı. Bunu buraya hastane olarak koyarız. Şöyle hastane olarak burada bu dursun. Etrafına da şimdi bunun hem ev hem ofis bir sürü binalar vermemiz lazım. Şöyle yapsak ne olur bunu buraya? Şunu koyarız. Yanına böyle bunu koyarız. Burası mecbur böyle kalacak. Yapacak bir şey yok. Diğer ofis tipimizden de şöyle. Şöyle yapsak herhalde sanki daha iyi olacak gibi. Burayı doldururuz ofis ve şeylerle. Yalnız burası birazcık keltik kaldı. Yapacak bir şey yok. Burada da bir tane yüksek kule var. Kuleyi temsilen şurada bir binamız vardı bizim. Bunu şöyle mi kursak? Binanın tam geometrisi nasıl acaba bilmiyorum ama sanki şöyle. Bunun önünde de bir tane okul var. Okulu direkt kursak sığdıramayız da bir yerden kopyalasak şöyle sığar mı acaba? Sanki sığacak. Aynen. Buraya da okulu koyarız. Yanındaki tek tük yerlere de artık ağaç dikeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Böylelikle de buradaki kalabalık bölgemiz tamam. Aslında bu sanki bu arada birazcık daha. Şurada birazcık daha binalar var sanki ama biz sığdıramayız. Bina hasretimiz çok büyük. Şöyle devam edelim. Buradaki parselde ne var? Burada muhtelif evler falan var. Okullar falan vardı diye hatırlıyorum. Şu köşede bir tane benzinci vardı. Benzinlik nereye kurduk biz? Ha, şurada. Bunu şöyle Çağlayan'ın şu köşede kaldı herhalde. Şöyle. Şöyle kalıyor sanki. Şurayı da ofis binalarıyla biz şimdilik dolduralım. Şöyle bir tane buraya koyalım. Bir tane de şöyle Çağlayan'ın girişine verelim. Diğer kalan yerlere de mesken koyalım şöyle. Böyle buradan aşağıya doğru gidecek zaten ama burada zaten çok aşağı yerlerde sanki bildiğim daha böyle
küçük müstakil binalar vesaireler vardı ama şimdi öyle bir aset yapmadık biz. Öyle bir aset yapmadığımız için mecbur bunlardan böyle amma sık amma seyrek koyarak devam edebiliriz. Buralarda böyle atelye tarzı işletmeler falan da fazla Çağlayan tarafında. Onu da istinaden belki bir iki yere şey koyarız. Ne onun adı? Ofis tipi bina koyarız şöyle. Böylelikle de bu buraların atölye gibi davranmasını belki sağlar. Özellikle bu şeye doğru, kağıthaneye doğru giden yol üzerinde çok fazla atölye tarzı yer var. İşte sandalyeciler, bilmem neciler vesaire. Bir dönem kağıthanede yaşadığım için az çok fikir sahibiyim. Diğer bina tipimiz nerede? Ondan hiç kurmamışız. Şu mu? Bu ofis. Şu da ofis. Şu muydu bizim bina tipimiz? Değil. Nerede? Hiç mi bir yere kurmamışız? Şu. Birazcık da bundan kuralım böyle. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle. Burada şimdi dereye doğru iniyor binalar. Aslında burası burada gördüğümüz kadar çok düzlük gitmiyor ama biz ölçek farklılığından ötürü anca bu kadar bir ayar geçebiliyoruz. Şöyle. Şöyle. Burası zaten Vatan Caddesi. Kağıthane Vatan Caddesi. Bu aralarda böyle yüksek katlı siteler falan fıstık yok. Genelde böyle müstakil binalar var. Onun için müstakil binayı fazla kurmaya çalıştık. Şöylelikle şu parseli bir hızlıca bitirmeye çalışalım. Oradan kağıthaneye doğru döneriz. Tane de şöyle bir bina kursak. Aralar artık yeşil olsun, yapacak bir şey yok. Şurayı da tamamlayalım. Şimdi bunun bir tarafında binalar var, bir tarafı şey, yeşillik vesaireler, alanlar. Onun için biz de şöyle bina olan tarafı bina olarak kuralım. Şu da son bina grubu olsun burada. Bundan sonrası yeşillik olması lazım aşağıya doğru. Aynen. Çağlayan tepeleri var. Şimdi burayı yine ofislerle yoğun gidelim. Ofis binamız şurada vardı bir tane. Bundan alalım. Şöyle bir yapı yapsak şuraya. Olur. Bir tane de buraya yapacağız. Şöyle. Bir tane daha yapalım buraya. Böyle. Ha, burası birazcık dar kaldı. Gerçekten bu kadar yakın mı gidiyor bunlar birbirine? Aslında yakın gitmiyor. Biz birazcık yakın yapmışız. Aslında bayağı da yakın gidiyorlarmış ya. Şimdi burada şöyle bir değişiklik yapmak zorunda kalacağız. Şurayı daraltacağım. Mecburiyetten. Bizim burası böyle olacak. En azından bir sıra bina kuracak kadar payımızın olması lazım ki buradan ilerleyelim. Bu tarafta ne vardı? Burası da yine yeşillik mi? Yok. Burada evler varmış. Tamam, sıkıntı yok. Yolun karşı tarafıyla ilgili sonra girişiriz. Şurayı tamamlayalım. Şimdi burada yeni ofisler var. Şurada bir sıra daha binamız varmış. Biz binamızı şöyle buraya alalım. Bir sıra. Ondan sonra burası ofis. Ofis içinde nitelikli bina formatımız yok. Mecbur şöyle ofisler koyacağız biz. Şimdi bir grup buraya koyalım. Bir grup buraya koyalım. Şöyle şu köşe açıkta yeşillik kalsın. Yapacak bir şey yok. Buraya bir tane daha koysak koyamayız. Bu kağıthane merkeze geldiğimiz zaman da burada böyle kağıthane meydanı vesaire var. Buralarda da yeşillikler var. Mezarlık falan da var hatta burada ama ben şimdilik buraya bir tane park koyayım bari. Sığdı mı? Vallahi sığdı. Çok güzel. Buraya bunu böyle park olarak koyayım. Şuraya da bir tane meydan koyalım. Meydanı da şöyle yapsak ne olur, otobüs duraklarına mantıklı bir şekilde. Şimdi burada bölünmüş yol vesaireler falan var ama biz tabii o ölçekte onu tutturamıyoruz. Şöyle bir yapı yapalım. Buradan otobüsler böyle
dönsünler, yapacak bir şey yok. Buralara da birkaç ağaç dikeceğim. Şu an için kağıthaneye yapabileceğimiz şeyler kısıtlı. Bu bölgemiz biraz keltik kaldı ya. Oraya öyle küçük bir şekilde bir bina ne verebiliriz acaba? Küçük binamız da yok ki hiç ya. Hastane mastane var. Ofis koysak büyük kaçıyor. Çarşılık hiç olmaz. Yani bir bina uyduramadık bu köşeye. Burada normalde bina var. Zorlama şöyle bir şey yapsak ne olur, ama çok sıkıştıracağız bu sefer yani. Mantıksız bir şey olacak. Yapacak bir şey yok. Yani buraya şunu koyacağım ben böyle. Şu hafif şöyle açılı yapacağım. Bu tarafı da böyle yapacağım. Şöyle birazcık yolu kısaltsak. Bilemedim ki. Bunu ne kadar ileri alabilirim ki? Yani şöyle alsam bunu da. Sonuçta dar yerlere geldiğimiz zaman biraz işimiz zorlaşıyor. Temel problem bunlar. Şu araya bir yere bir tane biz yol girelim. Çünkü diğer türlü şey yapamayacağız. Şuradan gireceğiz. Şöyle bir pay kalsın burada. Onun dışında yine bir ofis, bir ev formatıyla burayı dolduralım. Şöyle burada gelsin. Burada gelsin. Buraya da bir tane ofis verdiğimiz zaman tamam. Zaten bu tarafta bir yerde böyle bir meydanlık var sanki benim hatırladığım. Şöyle bir şekilde burası kalsın. Şurada bir parselimiz var kağıthanenin içinde. Şuradaki parselle şurayı da tamamlayalım. Ona göre ondan sonra buranın otobüs hatlarına geçeriz. Bu aralarda belki şeyler de vardı, tam hatırlamıyorum, ama şöyle yapalım önce. Küçük binalar, daha yüksek müstakil evler vesaire. Onu karşılayabilecek bir asetimiz şu an yok. Yaptığımız zaman belki düzenleriz. Onun için ara ara bazı yerleri boş bırakırız. Biz şimdilik bu işi öyle çözeriz gibi geliyor. Şurayı boş bırakalım. Çünkü buralarda çok dere yerleri vesaireler var. Oralar bizim için problem. Son parselimize geldik. Bu taraflar yine ev. Böyle. Burası da kağıthane merkez. Şimdi burada eski bir bina var kağıthane merkezde. Onu biz yakın zamanda bir yere kurduk mu hiç o binadan? Ta Eminönü'ne mi ineceğiz acaba? Şurada var. Bu bina buradaki örnek için bizim işimize yarar. Şuraya bunu koyacağız. Bunun önüne bir tane park var. Bu parkı koyacağız. Şöyle. Geri kalan yerler kalacak. Buralar yeşil alan. Burada bir yerde bir tane eski fabrika vardı. Bunu da temsilen şuradan bir inşaat şeyi alalım. Asseti alalım. Şunu. Buraya da bunu koyalım. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Buralarda ofis olmuştur belki. Burayı da şeyle tamamlayalım artık. Mesken binalarla tamamlayalım. Buralarda Kağıthane Belediyesi'nin binaları falan da vardı sanki, ama tam nereden de hatırlamıyorum. Burada bir okul vardı. Okuldan sonra buradan binaları devam ettireceğiz. Lise nerede? Burada lise var çünkü. Liseyi öbür türlü mü koysak acaba? Şöyle yapalım liseyi. Ön tarafına yeşillik koyarız. Bunu da böyle yapalım. Burayı kapatsın. Diğer yerlere ağaç dikeceğiz şu an için. 1, 2, 3. Buralara muhtemelen mesire yerleri falan da yapmışlardır belki zamanla, bilmiyorum, ama benim ezbere hatırladığım sistemde buralar böyle boş.
boş tepelik yerlerde gördüğümüz her boş alana ağaç diktik ve burayı birazcık yeşillendirdik. Şöyle bir bölgeyi oluşturmuş olduk. Şimdi biz buranın otobüs hattını verelim. İki tane önemli otobüs hattı çalışıyor burada. Biz bir tanesini bir verelim şuradan. Transport diyoruz. Kağıthane merkezden şöyle. Bunları buradan mı başlatsak, Çağlayan'dan mı başlatsak? Şöyle Çağlayan'dan başlatayım ben bunu. Buradan gelecek. Burada bir grubu alacak. Burada bir grup alacak. Burada bir grup alacak. Buradan çıkacak. Sonra gelecek böyle adliyeye. Oradan burada duracak. Oradan burada duracak. Değil mi? Oradan böyle burada duracak. Oradan gelecek. Bu taraflarda durak yapmamış mı insan? Şurada duracak. Burada durak var mı? Var. Burada duracak. Oradan çıkacak. Burada duracak. Taksim'de duracak, değil mi? Oho, buradan böyle Tarlabaşı, Tepebaşı, Şişhane, değil mi? Oradan Karaköy, oradan Eminönü'nde duracak. Oradan Haliç'te duracak. Tekrar Şişhane, Tepebaşı, Tarlabaşı, buradan dönecek. Taksim, Elmadağ, Osman Bey, Hamidiye vesaire, Şişli, oradan dönecek bu taraf, oradan gelecek, burada bir yerde duracak. Ondan sonra Çağlayan'da böyle içeri girecek Vatan Caddesi'ne, Çağlayan'ın içinden dönecek. Ondan sonra da bu Kağıthane merkez duraklarında bir yerde durup burada tamamlanacak. Şimdi buna diyeceğiz ki biz sen 46 Ç Çağlayan Eminönü'sün. Araç olarak da buna bir buna özel halk otobüsü mü vereceğiz acaba? Buna bir tane böyle belde verelim. Çağlayan Eminönü hattına 8 tane demiş. Buna da 4 tane otobüs verelim. Bu faaliyetine başlasın. İkinci bir hat daha yapacağız. İkinci hattı da böyle lüzumsuz bir yol. Nerede var burada? Çok mu oyalar bizi oralar? Şimdi yol tekil olunca başlangıç noktası seçmekte zorlanıyoruz. Şuraya bir sokak vermiş miyiz? Tamam. Burası aynen buradan başlatalım. Böyle. Yine aynı Çağlayan tarafından gelecek. Durağı da tam yolun altına koyduk. Göremiyoruz şimdi. Sonra böyle Şişli'ye gelecek. Bomonti'ye gelecek. Oradan Osman Bey'e gelecek. Pangaltı neyse. Esen, Elmadağ, Taksim. Buralardan böyle uğrayacak, uğrayacak, uğrayacak. Karşıya geçecek bu sefer. Unkapanı. Oradan belediye, oradan Aksaray, oradan Yusuf Paşa, Şehremini, Çapa bilmem ne derken buradan Topkapı'ya gelecek. Oradan geri dönecek. Aynı yerler. Aksaray, oradan belediye, oradan Unkapanı, Şişhane, Tepebaşı, Tarlabaşı, Taksim, Elmadağ, Osman Bey, Pangaltı, Hamidiye, oradan Şişli, dönecek buradan Trump Tower'ın oraya, oradan buraya gelecek, buraya gelecek, buraya gelecek, buraya gelecek, sonra buraya gelecek, buraya gelecek, Kağıthane'ye gidecek, geri dönecek, Çağlayan'a. Böyle durak tamamlanacak. Sonra bu durağı sileceğiz. Ve bu da bizim 46T Çağlayan Topkapı sığdı mı? Çağlayan Topkapı hattımız olacak. Buna da ben Ikarus vereyim istiyorum. Bunun sefer sayısı 10 demiş. Bunu da 4'e düşürelim. Çok otobüs yığıntısı olmasın. Böyle başlatalım.
Böylelikle de biz iki tane yeni hat kazandırmış olduk. Bu Çağlayan tarafından, B bölgesi otobüslerinden Çağlayan tarafından geliyor. Bu arada E5'imiz artık baya hareketli olmaya başladı. Bu ne? 54K'ymış. Tutturamadık bunu. Çağlayan Adliyesi'ni tam birebir aynısını yapamadık ama bu bina bizim için burada vazifesini yerini getirecektir. Böyle C şeklinde, Çağlayan'ın Ç'si şeklinde bir bina buraya koyduk. Etrafına da meydanlar koyduk. Sonra Çağlayan'ın iç tarafıyla ilgili işte buradaki hastaneleri vesaireyi, Çağlayan'ın içindeki atölyeleri, iş merkezlerini vesaire yaptık. Buralardaki müstakil evler yaptık ve Kağıthane merkeze kadar geldik. Daha sonraki etapta şöyle Trump Tower'ın olduğu yerler, işte Gayrettepe vesaire, buraları böyle bir güzel profilo AVM'nin olduğu yerleri vesaire tamamlarız. Arkadaşlar, bu bölümü de burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.